gibi, olması gerektiği gibi. Sayın konuklarıma dönüyorum şimdi. Evet, Yusuf Hocam, sizi durdurmuş oldum ama hemen Özcan Hoca'ya dönüp şunu sormak istiyorum. Aslında sizin söylediklerinizin akabinde çok önemli bir vurgu. Özcan Hocam demiş ki, yattığı toprak, tuttuğu bayrak, döndüğü kıble belli olan bir parti olsaydı içinde kalırdık demiş. Bu bir paragraf ama ben böyle özetleyeyim. Bu sözü söylerken çok inanarak söylediği her şekliyle belli olan Özcan Yeniçeri, acaba İyi Parti'nin geleceğinin görülememesinde bu çok ağır olan, aslında neyi savunduğunu bilmediğimiz parti ithamının payı olduğunu bugün yine söyler mi? Buyurunuz. Şimdi şöyle, gerçekten bir partinin her şeyden önce bir omurgasının olması lazım. Ben yani şunu anlamıyorum. Türkiye'de siyasi partiler millete mezhep üzerinden, ideoloji üzerinden, bölge üzerinden, etnisite üzerinden biçim vermeye çalışıyorlar. Millete dinlerini öğretmeye, millete mezheplerini kutsamaya veya bir biçimde eleştirmeye yöneliyorlar. Siyasetin böyle bir görevi yok. Siyasetçinin de böyle bir haddi yok. Yani siyasetçinin görevi toplumu bütünsel olarak ele alıp onu ekonomik, sosyal, kültürel, ahlaki bakımdan ileriye taşıyabilecek bir noktaya getirmek. Yani topluma hizmet etmek. Siyaset toplumdan çıkar. Siyasetten toplum çıkmaz. Dolayısıyla toplum neyse, hangi seviyedeyse, nasıl düşünüyorsa ondan mülhem bir siyaset üretmek mümkündür. Biz onun için Türkiye'de siyasette kavgayı ortadan kaldırmak lazım. Abdülhamit'le Atatürk'ü, Cumhuriyet'te Osmanlı Devleti'ni, efendim İstiklal Marşı'yla bilmem Enternasyonel Marşı'nı karşı karşıya getirip bunları vuruşturarak, tabir yerindeyse bunun adına siyaset demek değil, bunlar toplumu kutuplaştıran, karşı tale getiren bir konuma gelmek demektir. O bakımdan orada ben de açıkça ifade ettim. Yani Türkiye'de bugün bütünsel bir siyasetle yönetime ihtiyaç var. Böyle bir stratejiyle gitmek zorundasınız. Şimdi siz solcuyum derseniz, ben solda siyaset yapıyorum derseniz sağ inkar edersiniz. Sağı ihmal edersiniz. Sağı israf edersiniz. Sağcıyım dersen solu israf edersiniz. Soldakileri israf. Merkez derseniz çevreyi kaçırırsınız. Siz ne yapıyorsunuz? Yani merkezin sağı, merkezin solu, merkezin kuzeyi. Bu milleti Türk milleti olarak ele alıp da bu milletin bir bütünsellik içerisinde sorunlarına çözüm getirecek yerde sağıyla soluyla ben onun bir kısmını istiyorum. Ben şu taraftakilerin oyunu istiyorum. O zaman sen marjinalsin. Ve dolayısıyla siyaset de yapmıyorsun. Siyaset toplumun tamamına hitap edecek ve toplumun tamamının içine alacak. Herkes sizi dinlediği zaman sizden, içinde bir şey, kendisinden bir şey hissedecek. Bir konumda ve durumda olması icap eder. Onun için Türkiye'de siyasi bakış televizyonlarda sabahtan akşama kadar, gece saat 8'den 12'ye kadar televizyon programlarında tartışma yapılıyor. İçerisinde hiçbir yeni, yaratıcı, üretici, çarpıcı, gerçekten toplumun ileriye taşıyacak, zihnini açacak, önünü açacak hiçbir çerçeve yok. İşte merkez sağ nasıl olur, merkez sol nasıl olur? Merkez sağ, merkez sol, kuzey, güney, meşrep siyasetin konusu değil, sosyolojinin konusu. O toplum dilini de sizden iyi biliyor, mezhebini de sizden iyi biliyor, etnisitesini de sizden iyi biliyor. Sizin amacınız topluma hizmet etmek, biçim vermek, şekil vermek, form vermek, onlara din, ırk, şu, bu ikame etmek değil. Bir de bak, siyasi yaklaşım tarzı bu yönü itibariyle benim şahsi kanaatim yanlış giden bir yaklaşım tarzı. O bakımdan biz istedik ki bir omurgası olan siyaset olsun ve bu omurgası olan siyasette de toplumu bulunduğu yerden daha ileriye taşıyacak, her anlamda ileriye taşıyacak ekonomik, sosyal, kültürel, ahlaki, insani bir takım motivasyonlarla devreye gitsin ve gitsin. Ama bunun müşterisi olmadı. Dolayısıyla İyi Parti gerçekten bir siyasi açıklığın olduğu bir zamanda, çok ciddi bir siyasi açıklığın olduğu bir zamanda ortaya çıktı. Fakat bunu layıkı veçile
değerlendiremedi. Çünkü toplumun önüne bu yön itibariyle bir kadro konulması icap ediyordu. Ciddi bir kadro, güvenilir bir kadro. İnsanlar baktığı zaman tamam ben bu adama güvenirim, bu adam vatanına, dinine, devletine, toplumuna ile bilgili, becerili ve konusunun uzmanı olan insanlar, bunlardan yararlanacağım diyebilecek bir konum ve durum söz konusu olması lazımken, şu veya bu sebeple yönetimler kendilerine göre bir biçimsel tutum benimsediler. Bu yüzden de sükutu hayal ya da hayal kırıklığı meydana geldi ve birçok insan oradan ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi geldikleri yerde biz kendilerine başarılar diliyoruz. Umarız önümüzdeki süreçte daha kapsayıcı, daha toparlayıcı, daha toplumun nabzını kendi bünyesinde attıran bir siyasi yaklaşım belirlenir. O yaklaşım üzerinden hareket edilerek sonuç alıcı bir noktaya giderler. Kendilerine başarılar diliyoruz ama burada klikler oluştu. Bunlar birbirlerine karşı yarıştılar. Çok ciddi şeyler oluştu, istifalar oluştu. Ve ben anlamıyorum. Yani bu kadar insan istifa ediyor da dönüp ya niye istifa ediyorlar bunlar? Yani birisi yanlış, ikisi hatalı, üçü kötü de hepsi mi öyle? Bir yığın insan istifa ediyor. Ya burada bizim de hatamız acaba var mı sorusunu sorup bunun cevabını alıp partinin buna göre yönlendirilmesi ve yönetilmesi gerekirken giden gider, kapıda onlarca kişi bekliyor, onlardan birini içeriye alırız. Şimdi dışarıdaki siyasi partilerde şöyle bir şey var. Hiç kimse vazgeçilmez değildir deniliyor siyasi partilerde. Hayır, öyle bir şey yok. Vazgeçilmez partilerin vazgeçilmezi olur. Şimdi sen bir Yusuf Alaçoğlu'nu nasıl görmezlikten gelebilirsin? Yani bütün Türkiye değil de dünyada tanınan bir insan ve kendi şeyiyle, yaklaşımlarıyla, çalışmalarıyla, eserleriyle kendini kanıtlamış bir insan. Bunun gibi birçok insan var orada. Eğer onlardan hareketle yürütülseydi ben gerçekten bugün İYİ Parti'nin bulunduğu yerin şu anda olduğunun çok ilerisinde olabileceğini düşünüyorum. Bir de başka bir şey daha var. O da şu, gerçekten çok kararsız ve ilkesiz bir siyaset izlendi. Bir altılı masayla bir araya gelindi. Bu altılı masa Türkiye'nin umudu olarak ifade edildi. Sonra altılı masadan kalkıldı. Niye kalkıldı? İşte Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ilan edilmek üzere olduğu için kalkıldı. Sonra dönüldü, üç gün sonra geldi, oturuldu masaya. Niye geldi, niye kalktı, onun cevabı olmadı. Sonra çıkıldı topluma, topluma denildi ki bir oy Meral'e, bir oy Kemal'e denildi. Şimdi toplumun da kafası karıştı ve ondan sonra da biz hür ve müstakil olarak seçime gireceğiz denildi. Baştan itibaren öyle girseydiniz sorun yoktu. Şimdi toplum şunu söyledi, bak bu seçimle şunu söyledi. Toplumda millet dedi ki siz birleşmezseniz mevcut iktidar aynen devam edecek. Siz birleşmezseniz biz birleştiririz dedi. Siz değersiz kılarsanız bazı insanları biz onları belediye başkanı yaparız dedi. Şimdi Ankara'nın bütün belediye başkanları neredeyse hem AK Parti'nin belediye başkanı dayı MHP'li Turgut Altınok. CHP'nin belediye başkanı adayı Mansur Yavaş MHP'li. Gölbaşı belediye başkanı eski MHP belediye başkanı. Polatlı belediye başkanı eski MHP'li, Keçiören belediye başkanı eski MHP'li ve ülkücü. Hani o şey, siz bunların hepsini bir biçimde değere dışı bırakırsanız onlar kendilerini kanıtladılar bu seçimle. Millette toptan çok ciddi bir aslında mesaj verdi. Nereye verdi? Hem iktidara verdi hem daha çok da muhalefete verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de buradan bir cümle bir şey söylemek gerekir. CHP kendi iç kargaşalarıyla uğraşırken genel başkan değişimciler statükocular diye birbirleriyle mücadele ederken millet bunlara hiç bakmadı ve CHP'ye rağmen CHP'ye oy verdi. Şimdi bu muhalefet eğer aldığı bu
mesajı, milletin mesajını ciddi bir biçimde değerlendirebilir de gerekeni yaparsa önümüzdeki süreçte muhalefetin önü açılır. Ama eğer bunu ya nasıl olsa millet bize oy veriyor şeklinde bir seçimi çantada keklik gören bir anlayışla hareket edilirse o zaman önümüzdeki süreçte millet verdiği bu iradesini geri alması için çok fazla bir şeye ihtiyaç olmaz. Bu arada AK Parti de zaten Sayın Cumhurbaşkanı da çok ciddi bir şekilde bundan ders almışa benziyor. Sayın Özel'le görüşmesi bunu gösteriyor. Söylemlerindeki bazı ılımlılıklar bunu anlatıyor ve dolayısıyla böyle giderse iktidar yani genel seçimlerde 4 sene sonra tekrar halk karşı tarafa yani iktidara tekrar yönelebilir. Onun için bu dönemi çok iyi değerlendirilmesi ve milletin bu oyları nasıl verdiğini çok iyi algılayarak gerekli tedbirleri alıp ona göre hareket edilmesi gerekiyor. Peki. Sayın Yeniçeri böyle bir yorumda bulundu. Dedi ki dikkatli davranılmazsa bu ortam bir anda değişiklik.